Aztv ekranlarından merhaba değerli izleyenler. İkili Oyun programıyla karşınızdayız. Her perşembe olduğu gibi saatleriniz 22'yi gösterdiğinde ben Sami Sinciroğulları ve spor servisinden değerli ekip arkadaşım Tolga Öztaş'la birlikte Bursa Spor başta olmak üzere sporda öne çıkan gelişmeleri Aztv ekranlarında canlı yayında değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu hafta da aynısını yapacağız. Yaklaşık 50 dakika boyunca kesintisiz bir şekilde bu ekranlarda olacağız. Tolga hoş geldin. Hoş bulduk Samet. Nasılsın? Nasıl geçti hafta? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Ben de teşekkür ederim. Hafta aslında Bursa Spor kaybettiği için çok iyi geçmedi biliyorsun. Tahmini bizim. Skor olarak tahminini tutturdun. 2-1 demiştin ama tersten oldu. Olsun arada olabilir öyle yani. Böyle yani bu kadar kötü bir oyun beklemiyordum önce. Hani hemen skordan girince. Direkt girdin. Hemen böyle bir skor. Önce Bursa Spor'la değil aslında Avrupa kupalarıyla başlamak istiyorum. Çünkü şu anda temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Rangers'ta sadece kendisi için değil Türkiye takımları için de önemli bir mücadele veriyor. Çünkü ilerleyen yıllarda takımlarımızın direkt olarak Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılması için önemli bir karşılaşma. Çünkü İskoçya hemen dibimizde Tolga senin de bildiğin gibi şu anda oynanıyor bu karşılaşma. Yaklaşık 15 dakikası geride kaldı. Bugün de Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. Rejimizden ben de rica edeyim. Önce Şampiyonlar Ligi'ndeki grupları konuşarak başlayalım. Bursa Spor'a daha sonra geçiş yapalım. İki tane tablomuz olacaktı. Birinci tablodan başlayabiliriz. Bu şekilde grupları da değerlendirebiliriz Tolga. Ekranda da görüyor herhalde değerli izleyenlerimiz. A grubu Bayern, Atletico Madrid, Salzburg, Lokomotiv Moskova. A grubunda favorin. Bayern tabii ki. Atletico da tabii. Şampiyon. Yani Salzburg bir sürpriz yapıp Atletico'yu geçer mi buradan? Zor. Zor değil mi? Zor. Olabilme ihtimali var mı dersen hani biraz var ama bence zor. Atletico'nun Suarez transferi sonrası özellikle ciddi bir güç kazandığını düşünüyorum ben. B grubunda aslında tablo daha net gibi. Real Madrid'de Inter açık ara önde. Burada açık herhalde önde. UEFA Avrupa Ligi mücadelesi olacak gibi duruyor. Aynen. Benim de favorim Mönchengladbach. Yani Shakhtar da değişik bir takım ama son dönemlerdeki o şey havası yok. Belli olmaz. Shakhtar'ı biliyorsun o Ukrayna deplasmanı biraz farklı olabiliyor. Shakhtar biliyorsun son UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynamıştı. Her zaman buralarda hep olan Avrupa, takımlar hep Avrupa'da, yani. C grubu aslında birinci belli gibi. İkinci kim olur? Keşke C grubuna düşseydi Başakşehir aslında diyebilirim buradan. Marsilya'nın yerine değil mi? Aslında yani tabii Marsilya'nın Olympiakos'ta Porto'da içeride mesela bir ihtimal olurdu. Dış saha maçları da gruptaki işte Avrupa'ya gidebilecek mi diye grubunu belirledi. Tabii burada benim favorim Marsilya burada ikincilik için. Hemen söyleyeyim. Ben de Porto bir ihtimal ama Marsilya çok güçlü hakikaten. D grubunda da çok Liverpool-Atalanta maçını ben çok merak ediyorum. Gasperini ve Jurgen Klopp karşı karşıya gelecek. Ajax da yine her zaman Ajax. Midtjylland burada en zayıf takım gibi duruyor açıkçası. Liverpool ve Atalanta benim favorim. Diğer tabloya geçebiliriz. Rejimizden rica edelim. Medipol Başakşehir'in eşleşmelerini de orada görebiliriz. Diğer gruplara baktığımız zaman. Çünkü Başakşehir'de zor bir gruba düştü. Yani Şampiyonlar Ligi'nin en zor gruplarından birine düştü. Geçtiğimiz sene Galatasaray çok zor bir gruptaydı. Yani Real Madrid ve Paris Saint Germain'in olduğu gruptan istediği sonuçları alamayarak veda etti. Devam edelim. E grubuna aslında baktık. E grubu da fena değil. Sevilla, Chelsea, yani Krasnodar ve Rennes. Yani oradan da her şey açık gibi ama. Sevilla ve Chelsea diyorum. Yani aynen öyle. F grubu. F grubuna geçersek orası biraz. Dortmund bence buradan 6'da 6 yaparak da çıkabilir. Bence benim de ikinci çıkarım. Favorim Lazio. Bana da biliyorsun Lazio gibi geliyor ama oradan işte diyorum ya Zenit deplasmanı Kulüp Brugge'ün geçen sene Galatasaray'ın grubunda biliyorsun Real Madrid deplasmanda neredeyse yeniyordu. Hı-hı. O farklı bir maçlar var. Kulüp Brugge enteresan bir takım. Ama ben Lazio'nun özellikle Simone Inzaghi biliyorsun 3-4 senedir onların başında sezonu çok iyi başlayamadılar. Hatta dün Atalanta'ya da sahalarında 4-1 mağlup oldular ama ben Lazio'nun favori olduğunu düşünüyorum. G grubunda da konuşulacak çok fazla bir şey yok gibi duruyor. Juventus'ta, Allah'tan oraya da düşmemiş. Barcelona olacak. Bence iki tane kötü grup vardı. Hani olabilecek. Birine düştü Başakşehir. Üçüncülerden dolayı de diyorum. Hani yoksa Lazio'nun da aslında biraz da öyle ama o grup hani o Beşiktaş'ın çıktığı grup gibi olabilirdi F grubu. Gene hani Dortmund'u tabii başa demezdi ama en azından ne bileyim Zenit'le Lazio'yla bir şekilde oynardı diye düşünüyorum Başakşehir. Çok kötü bir grup son hakikaten. H grubu gerçekten geçen sene Paris Saint Germain'le Galatasaray. Paris Saint Germain'le Türk takımlarını bence en kötü grupmuş. Sevmeye başladı. Paris Saint Germain, Manchester United, Leipzig biliyorsun Bundesliga'yı geçtiğimiz sene 3. bitirdiler. Sörlot'u kattılar. Başakşehir için de kötü bir grup. Puan almasını bile ben çok zor görüyorum Başakşehir'in.
Ben iç saha maçlarında birazcık hani o da yıllardan gelen bir organizasyon, devam eden organizasyonları olduğu için, beraber oynadıkları için. Hani Avrupa'da bir de farklı motive olabiliyor oyuncular, biliyorsun. Türkiye Ligi'nde daha şey oynarken Avrupa'da bizim Şampiyonlar Ligi'nde futbolcularımız 2-3 kat daha iyi oynayabiliyorlar. Bu arada tabloyu alabiliriz ekrandan, biz konuşmaya tabii devam edelim. Ben o yüzden, video bolda durabilir. Yani tabii Paris maçlarından bir puan beklemiyorum ben. Manchester yani, maçlarından da belki İstanbul'daki Leipzig maçı. Yani Manchester maçında da İstanbul'dan bir beraberlik olabilir de, içerideki Leipzig maçı da kazanırsan zaten belki duruma göre farklı ya şeyler Tolga, olabilir. Çok zor ama ne olursa olsun burası da Şampiyonlar Ligi, yani buralarda kesinlikle bu takımlarla oynayacaksınız. Yani çok iyi dediğimiz gruplardan da çıkamadı temsilcilerimiz. Galatasaray'ın 2 sene önceki grubu geliyor aklıma. Aynen mesela. Öyle. Porto'lu, Lokomotiv Moskovalı grup geliyor. O gruptan çıkamamıştı Galatasaray. Evet. Yani başarılar dilerim çünkü beraberlik bile ülke açısından çok önemli. Yani evet, şu an Galatasaray'ın beraber maçı da çok önemli. Sivas Spor'da yarın UEFA Avrupa Ligi grup kura çekimi olacak saat 14'te. Evet. Sivas Spor'un da rakipleri belli olacak. Umarım Galatasaray da gruplara kalır. Sivas, Galatasaray, Başakşehir 3 takım gruplara devam ederiz. Geçen hafta çok iyi bırakmamıştık. Biz buradan program bitirirken Beşiktaş penaltılardaydı. Elendi. İşte Galatasaray turladı. Yani dedim bu hafta da inşallah bizim programda Galatasaray'ın turladığını duyurarak. Ya şey Tolga, ben şunu anlayamıyorum. Özellikle bu Başakşehir'de de vardı. Abdullah Avcı'nın ilk 1-2 senesinde vardı. Geçtiğimiz sene Abdullah Avcı'nın yaptığı kadro seçimlerini hiç anlayamamıştım. Avrupa Ligi'ni biz niye böyle angarya olarak görüyoruz? Bu sadece gerçekten sadece bizim ülkemizde var. Yani şöyle bir zihniyetimiz oluştu. Avrupa Ligi'ne yedeklerle çıkalım da hafta sonu Gençler Birliği maçına, atıyorum Konya Spor maçına oyuncularımızı dinlendirelim. Ya senin orada Avrupa'ya çıkacağın mecra mı önemli? Oraya kendine katacağın marka değeri mi önemli, yoksa hafta sonu Konya maçı mı? Konya maçının telafisi var. Yani Konya takılma. Gençler Birliği olur, Malatya olur. Şöyle izah edeyim. Geçtiğimiz sene Başakşehir'de, Beşiktaş'ta, özellikle Beşiktaş bildiğin yedek takımıyla çıktı. Kulüp Ruj diyorum. O Lokomotiv Moskova'nın falan Galatasaray'ın grubunda takım maçında kim vardı? Fatih Terim. Hiç eleştirildi mi? Yönetim bazında bir şey yapıldı. Ben eleştirmiştim, eleştirenleri de okumuştum. Tamam, eleştirdiler ama nasıl hafif eleştirdiler? Ya tabii ama Fatih Terim olunca bu iş değişik oluyor normal Yok, olarak. Yok, Fatih Terim olsaydı herhangi bir Abdullah Avcı da Başakşehir'de durmadan ilk yarıları lider bitirip hep Avrupa Ligi'nde ön elemeler oynadığı şeyler önünde Emre Berezoğlu oradaydı ki. Yani 5 senedir Başakşehir Avrupa'da ön eleme oynuyor ya da gruplarda oynuyor. Bir geçen sene var yaptığı bir iş. Hiç eleştirildi mi Abdullah Avcı Avrupa şehirli? Hani ya da yönetim açısından. İşte ya bizim maalesef yönetimsel açıdan. Bence eleştirilmeli. Ben işte Türkiye'deki düzen bu. Yönetimler Avrupa'ya değil, senin sonundaki lig tablosuna bakıyor. Sen içeride şampiyon olup ya Şampiyonlar Ligi'nde de Lokomotiv Moskova'la şeyden sıfır çekti diye Fatih Terim'i kovabilecek bir yönetim var mı Türkiye'de? Ya da sallıyorum Başakşehir şampiyon oldu. Bu sene de Okan Buruk 3'te 0 yapmasa hemen çıktı, şampiyon oldu. Şampiyonlar Ligi'nde de 0 yaptı. Böyle grup değil de çok basit bir grup olduğunu düşün işte. Ferencváros, Dinamo Kiev grubu. İkinci taraftan gelsin, ne bileyim Krasnodar gelsin. İlk birinci torbadan Zenit gelsin. Çok basit bir grup ama 0 çeksin Başakşehir. Ligde şampiyon olsun. Sence yönetim ne yapar sezon sonunda? Yönetim çok başarılı bir sezon geçirdikler, evet, ama aslında bu şekilde olmaması lazım. Böyle kesinlikle düşündüğümüz için ne oldu? Şu anda hani İskoçya dibimizde, Ukrayna zaten bizi farkla geçmişti. Bu şekilde devam edersek hem birincimiz ön eleme oynayacak. Yani Avrupa'da garanti mücadele verecek takımımız olmayacak. Bu şekilde devam edersek ki Galatasaray turu geçip gruplara kalsa bile bu tehlike devam ediyor. Kesinlikle devam ediyor. Hani bu kalan gruplara kalanlar da işte Başakşehir'in buradan ciddi puan alması lazım bence. Galatasaray'ın kesin çıkması lazım. Sivas'ın da belirli bir katkı yapması gerekiyor. Tabii. Ya UEFA yani, Avrupa Ligi'nde Tolga artık her sene sürpriz takımlar var. Sivas Spor dediğin takımın bütçesi de 7-8 milyon euroluk bir maaş bütçesi var. Bunlar az değil. En azından tabii Avrupa Ligi'nde gruptan çıkabilirsiniz. Aynen. Zamanında Osmanlı Spor bunu başardı. Tabii başardı. Mustafa Reşit Akçay ile birlikte aynen çok öyle önemli bir sezon. Sonrasında olay çok farklı yerlere gitti Osmanlı Spor'da ya ama bizim, o tabii işin başka tarafı. Ya Badou Ndiaye oradaydı işte o zaman. Hı-hı. Öyle düşün yani. O bütçeleri 400 bin euroya oynuyordu o zaman. 400 bin euro oynarken Galatasaray'a geldikten sonra 2,5 milyon euro aynen maaş aldı. Yani en büyük bizim, problemlerimizden tabii, bir tanesi bu. Ya yönetim zihniyetini değiştirmemiz lazım Samet. Mesela Almanya bunu çok yapıyordu. Özellikle Bayern Münih eski oyuncuları. Mesela önümüzdeki sezondan itibaren herhalde Oliver Kahn artık orada bir futbol aklı olarak yönetim görev kurulu başkanı olacak, evet, 2022'den yani itibaren. Futbol aklı, futboldan gelen birisi yönetecek orayı da.
Bayern Münih ama tamamen yapısı bu şekilde. İşte bunu başka ülkelerde, başka takımlarda bu yöne çekmeye başladı. Hani sportif direktör değil, yönetici olsun ya. Sahaya karışması yok. Yöneticinin dışarıdaki işleri de biraz spordan, futboldan gelen, içinden gelenler yönetsin diye uğraşmaya başladı. Ama tam senin bizde hiç o yok. Söylediğine ek yapacağım. Bizde hiç yok. Kim istifa etti? Beşiktaş futbol direktörü. Evet. Ali Naibi istifa etti. Açıklamasını okumuşsundur. Hı hı. Profesyonel yönetici anlayışını benimsemedikleri için şu anda yönetim kurulu istifa ediyorum dedi. Evet. Ya bizde şöyle bir şey var. Paran varsa evet yöneticisin. Tamam, ona ya da ihtiyaç tabii var ama gerçekten bu işin okulunu okumuş veya okulunu okumasa da okuyan, araştıran, gören, farklı ülkeler gezen, dil bilen, futbola ilgisi olan insanlar var. Bunları kullanmalıyız, her zaman söylüyoruz. Profesyonel bir ekonomistiniz mutlaka bir kulüpte olmalı. Futboldan anlamasına hiç gerek yok. Bizdeki yani, asıl problem bu. Herkes futboldan tarzısın anlıyor. Evet. Asıl ya problem bu. Tabii. Şöyle ya geçelim. Yavaş yavaş bitir cümleni. Ya onun da diyorum yani futboldan aslında anlaması gerekiyor. Bu işi yapıyorsanız hani ekonomistlerin de futbol seven bir ekonomist olması ya lazım futboldan yani. Futboldan herkes anlıyor Tolga. Biraz da birkaç kişi de futboldan anlamasın artık yani. Atıyorum bir çimento fabrikasının muhasebecisi çimentodan anlıyor mudur? Veya anlaması gerekli midir? Ya inşaat işinden gene anlıyordur tabii. Sadece paraları yönetsin. Girdi çıktı, ne kadar girdi senin dediğin gibi olacak. O maaş işinde biz fazla maaş veriyoruz demesi lazım aslında. İşte mesela Sumudika'nın bu hafta yaptığı açıklama. Yani. Ya hep bunların hepsi birikim. Mesela bu adam biliyorduk. 500 bin euro alırken biz buna niye 1 milyon euro veriyoruz zaten mesela? Biliyorduk. Veya biz bu parayı nereye veriyoruz? Bunun fişi var mı? Çıktısı var mı? Herhangi bir belgesi var mı? Yok. Zaten bu işlere engel olacağı için bu tip profesyonel adamlar o yüzden kulüplerde barınmıyor. Bursa yani. Spor'a şöyle geçiş yapmak istiyorum. Şu anda Rangers Galatasaray maçı oynanıyor. 2010 yılının yanılmıyorsam Ekim ayları falan. Evet. Glasgow. Aslında Glasgow Rangers değil bu arada ismi. İstanbul Galatasaray, İstanbul Beşiktaş demek gibi bir şey. Gerçek ismi Rangers. Rangers Bursa Spor mücadelesi. Hatırlarsın Ajax tipi formayla çıkmıştı Bursa Spor. İyi de oynamıştı Bursa Spor o maçta. 1-0 mağlup olmuştuk. 2010 yılının Ekim ayında Rangers deplasmanına giderken 2020 yılının Ekim ayında, yine bir Ekim ayında Tuzla deplasmanına gideceğiz. Ümraniye Stadyumuna. Benim de o maç izleyeceğim de Kenny Miller geliyor aklıma. Tabii. Buraya transfer oluşu, gelişi. Yani mesela o zamanki aslında başarılı bir yönetim vardı Samet ama ben şu an gene konuyu değiştireceğim biraz. Değiştir. Ya mesela o güne kadar Kenny Miller'ı kimse tanımıyordu. Biz o maçta görüp bilip alabildik. Kenny Miller de genç bir oyuncu değildi. 29-30 yaşındaydı. Işte, diyorum yani. Aynen 29 yaşında bir oyuncuydu. Hiç bilmiyorduk. Mesela sene başında Ertuğrul Sağlam'ı aslında öyle değişik saçma oyuncuları aldıracağına bize. Yani bir Kenny Miller'la o sene başlasaydık biz Şampiyonlar Ligi'nde belki çok farklı oldu. Üçüncü yani bitirebilirdik oraya. Şampiyon sonra vizyon problemi zaten Bursa Spor'da yıllardır olan bir şey. Lionel Steinert Nunez'ler, ne gelmişti Lemian, ya. Steinert'ler. Steinert geldi hiç oynamadan ya, ne oldu böyle sağ açık forvet tarzı Gustav bir. Gustav Svensson. Ha, Svensson i̇şte aldık. O sezonun devre arasında da Kenny Miller'la Altidore kiralandı. Evet. Ya bunların niye yumurta kapıya ya, dayanınca en başında alsaydık mesela Altidore'la Kenny Miller var ya. Altidore sonra biliyorsun uçtu. Çok farklı olurdu. Tabii uçtu. Çok zaten ya. İnsua mesela Galatasaray 5 sene boyunca çalışıp getirmeye çalışma alamamış. Biz şampiyonluk İnsua'ya getirdik. Ama İnsua iyi topçuydu. Kumaşı çok iyiydi. Ya iyi topçuydu da vermedi onlar o verime. Bataja ile pişti senin oldukları dediğin, için. Senin dediğin oy olmadı ama Samet. Hani sen ne diyorsun hep futbolda? Ben oyuncuya bonservis vereceksem alacaksam satabilmem lazım. Satabildin mi satamadın. Tabii. Yani isterse 50'şer gol atsın her sözden satamadın ama yani. Ama ben şeyi hastayım ya böyle topu kontrol ettiği zaman. Ya tabii uzun o. Uzun saçlı böyle futbolcu ya özellikle solak olursa çok güzel hani olur. Bizim o dönem işte hani öyle değil de durup şey yapmamız gerekiyordu. Yani satabileceğimiz oyuncu almamız gerekiyordu. Eldeki tabii ki değerleri de göndermemiz gerekiyordu. İnşallah yine o günleri görürüz. Hani şu altyapıya biraz daha güvenirsek, biraz daha sabır edersek aslında uzak o günler ama hani imkansız değil ulaşabilmek bence. Şöyle söyleyeyim, bu uçurumdan Borussia Dortmund da döndü aslında. Atletico Madrid de zamanında küme düştü. Küme düşmek her zaman, bunu da seninle bir sene önce tabii de konuşmuştuk Bursa Spor küme düşmeyi oynarken. Küme düşmek dünyanın sonu değil. Hazırlığı ama bu şekilde plansız bir şekilde düşerseniz her şeyinizi önünüzdeki 5-6 yıllık gelirlerinizi temlik Süper Lig'de ederek, olacağım evet diye ayarlarsanız, temlik ederseniz, transferlerinizi ona göre ki yaparsanız küme düştüğünüz zaman yüzme bilmeyen bir insanın okyanusa evet düşmesi gibi olur. Yani. Ki Bursa Spor'da da zaten o şekilde. Ya Samet zaten 2 senedir gene öyle hani ya her şeyi biliyor olsanız da ne bileyim yani 5-6 senelik gelirlerinizi ipotek ettirip hani onları ya da o gelirleri harcayıp zaten ligde kalmak da çok saçma. Ya sen
Ona göre ayağını yorganına göre uzatacaksın. Tabii ki. Ona göre işlerini yapacaksın diyorum ya, inşallah bugünleri atladı biz, ki bence kadroda çok önemli, bize para kazandıracak oyuncular da var. Hani bu borç aslında çok büyük bir borç değil Süper Lig'deki bir sürü takıma baktığımızda. Hani bu sene bu takım bu çocuklarla kazanıp lige çıkarsa 3-4 tanesini satabilsek, mesela Ali Akman'la sözleşme imzalayıp seninle de konuştuk bugün. Hani 3-4 tanesini öyle satarsak bir anda önünü çok rahat görebilecek bir yerde Bursaspor. Ya bence. Özellikle Tolga, artık Euro biliyorsun 9 oldu. Aynen, yıl sonuna kadar ona gitmesi bekleniyor. Artık yurt dışına yapacağınız satışlar eski Euro üzerinden değerlendirmeyin. Artık 1 milyon Euro bile çok büyük bir para. Çok 10 para trilyona tabii. Yakın bir aynen, para. 10 milyon yapıyor. Ya biz seninle gündüz ne konuştuk? Ahmet Ağoğlu'nun Uğurcan Çakır'ı Ren'e satmaması. Aynen, niye? Öyle. 12 milyon Euro az. Evet, 5 sene öncesine göre Euro 4 iken az. Ama şu an 12 milyon Euro dediğiniz para 120 yani, milyon liraya yakın bir para. Aynen öyle, 120 milyon aslında TL yapıyor. Aslında siz 2 sene önce Uğurcan'ı 18 milyon Euro'ya satmış yani, oluyorsunuz düşündüğünüz zaman. Abdülkadir'e gene aynı. Hani Abdülkadir'e de bir 25 veren varsa mesela dışarıdan. 25 hiç sanmıyorum. 13'ü de Uğurcan'ı koy üstüne hani. 25-30 milyon Euro arası bir para aldığını düşün Trabzonspor'un transferden sonra. Trabzonspor'un borçlarının yarısı demek. Sörlet'ten 10 milyon Euro aldı. Ya, Trabzon'un belki 500 milyon TL falan borcu gidecek yani. Şu anda kulüplerin inanılmaz en büyük... bir para. Yani Trabzonspor ondan sonra bence şu 3 tane şey, ikisini de satsa, ki bir daha satamaz mı Trabzonspor sence? Yetiştiremez mi birilerini daha? Geliyor işte, Serkan Hasan oynadı. Oynuyor. Abdurrahim Dursun oynayacaktı. Evet. Gerçi Bandırma'ya kiralık verdiler ama Serkan Hasan Hetafe 1,5 milyon euro vermişti geçen işte, sezonun devre arasında. Aynen öyle. Yani ya, bu sezon full oynasın 5 yapar. Ya Bursaspor o paraları bile kazanamıyor. Kubilay'dan da kazanamadı. Yıllarca emek verdiği Kubilay'dan da kazanamadı. Furkan Soyalp'ten de kazanamadı. Galatasaray'ın aldı şimdi Oğulcan. Oğulcan'dan kazanamadı. Doğanay'dan zamanında kazanamadı. Bursaspor'un yetiştirdiği oyunculardan para kazanamama gibi bir huyu olmaya başladı. Ozan Tufan ve Serdar Aziz. Altyapıdan yetişip Bursaspor'un para kazandığı oyuncu. Bir de Enes Ünal örneği var. O farklı bir örnek. Enes Ünal'a proje olarak baktı City. Yavaş yavaş da biraz Giresun maçıyla ilgili de konuşalım tabii, istiyorum. Tabii Giresun'la girelim artık. Ondan sonra buraya gene dönelim çünkü söyleyeceklerimiz gene var. Güzel konu. Bursaspor evinde oynadı. İkinci maçında ikinci mağlubiyetini aldı. Geçtiğimiz sezon 18 resmi maç yapmıştı kendisi aslında ve yine 2 mağlubiyet almıştı. Bu iki maç olarak bakıyorum. Sadece Giresun maçı olarak değil, 2 maçta da. Geçen sene de Giresun'a kaybetmiştik burada. Evet, Giresun'u Eskişehir'e kaybetti. Bursaspor baktım. 2 maçta da öne geçti Bursaspor. Maçın ilk 20 dakikasında öne geçti. Özellikle ikinci yarıda yediği gollerle çok benzer bir şekilde mağlup oldu. Neler söyleyeceksin yani Bursaspor'un şu anki durumu hakkında? Ya, hem maç özelinde hem şöyle genel bir genel olarak başlayalım. Mesela Adana Devi maçında kaybettiğinde diyor mu, camiada bir anda işte biz küme düşeriz, korkular, tahta açılsın, tahta nerede, tahtayı bulun, tahtayı yok edin. Hani hep böyle bir anda böyle panik havası oluştu. Altın Ordu'yu kazandık, rahat playoff oynarız. Hani şimdi kaybettik. Gene aynı. Biz yapmayız ya, olmayacak. Bu ama biraz sosyal medya kuşağının yaptığı bir şey. Ya kesinlikle çok ama. Çabuk istiyoruz. Ya Samet öyle de. Ben mesela etkilenmiyorum sosyal medyada yazılanlardan. Yöneticiler ya da ne bileyim diğer basında çalışan arkadaşım nasıl etkileniyorlar? Ya bu kadar kolay değil. Yani bir sürü benim daha önceden mesela Alay yönetimine eşleştiriyor. Mesut Mestan yönetimine eşleştiriyor. Tahtayı açtığı için, devre arası transfer yaptığı için deli gibi Mesut Mestan yönetimini eleştirenler şu anda tahta açılsın ya diyor. Neden şu an geldiniz o koltuğa diyorlar. Hani paranız yoksa ben de olurdum diyor. İşte kahvede oturan. Bunları söylemek ne kadar kolay değil mi? Değil mi? Aynen, ben de gelirdim diyorlar. Ya nasıl gelseydin? Kim tuttu kolundan senin? Bu şey gibi, o golü ben de atarım. Tabii. Yani neden yani? Ama yani diyorum ya bizim bence evet. Sen daha farklı düşünüyorsan ben biraz da ben diyorum ya. 10'luk'la 6'lık arası realist hedefimiz bence bizim bu sezon. Tabii bunun olması gerekiyor. 6'lık en üstte yani, biz 6. olursak bu kadronun bence şampiyon olması gibi bir şey yani. Sizin realist hedefiniz odur. Tabii ki. İlk 5'i gözden çıkarttık. 6'lık en üst hedefimiz. Tolga, Bursaspor geçen sene 6. bitirdi diye. Yani o kadar transfer. Aynen öyle. Bir de dünya oyuncular vardı. Yani şu an hepsi bir sürü gittiği takımda kafaya oynayan takımlar işte. Anıl Adana Demir'e gitti. Beğenirsin beğenmezsin. Keremcan Samsun'da. Aldı. Yani hepsi Çağlar, Çağlar Süper Lig yaptı. Kubilay bile beğenmediğimiz Kubilay bile Süper Lig yaptı. Yani Tayfur öyle. Ya herkes bir yerlere gitti. Bu hafta Tayfur ilk 11 başladı Alanya Rize maçında. Yani işte diyorum ya, hep Süper Lig'de yani çok
ciddi oyuncular bunlar. Şey o dışarıya gitti. Şampiyonlar Ligi'nde önemli oynayan, Avrupa Ligi'nde oynayacak yani. Aynen öyle. Yani diyorum yani geçen sene öyle bir kadro olmadı. O yüzden bizim daha realist yaklaşmamız gerekiyor. Mesela Ataberk'e ben çok güveniyorum. Yani ben seninle aynı fikirde değilim o konuda. Ben kaleci oturdukça daha da iyi olacağına inanıyorum. Ya ben Ataberk'in iyi oynuyor. Ona bir şey demiyorum. Yani diyemem zaten. Çok iyi toplar çıkardı ama Ataberk'in fiziği bana hiç güven vermiyor. Ya. Yani bir kaleci için çok ufak. Yine de iyi. Geliyordu. Mesela sen diyeceksin ki Barthez iyi kaleci değil miydi? Reni Vicente Vega Bursa Spor'da evet. Hatırlarsın. Bunlar da öyleydi ama bunlar en azından biraz da kalındı. Ataberk hem kısa hem ince. Hani amiyane tabirle çiroz deriz ya. Benim Muhammed Şengezer'den bile. Benim yanıma versinler iki haftada onu kalınlaştırırım. Rahat ol. Hani onlar halledilir. Biraz daha tabii yani şimdi Ataberk'in şu an bence refleksleri an zaten, falan çok iyi. Tabii ki hani o konuda hiçbir şey demiyorum. Bu çalışmasıyla ama ona göre. Ama bu haftada mesela hatalarından ders çıkalması gerekiyor. Birinci yediği gol evet. Yenmeyecek bir gol. Ya, kim ne derse desin. Ya, İkinci golde çıkıp alabilir. Ya bunları işte Samet hani hakikaten zor. Geçen sene iki maç oynayıp bu sene daha üçüncü maçta bunları beklemek çok tabii, şey sen de demiştik ya zaten bu gençler hani en azından 10 maç hata yapmaları için tabii, oynuyorlar. Aynen öyle. Hani hata yapsınlar ki bir daha aynen yapmasınlar. Yani, kimse mükemmel değil hepimiz tabii insanız. Tabii ki de. Ya diyorum ya bunları zaten üzülüyorum. Ya Volkan'ın ilk çıktığı, Volkan Demir'in çıktığı zamanlar hatırla. Şampiyonlar gibi ne hataları vardı. Şalke maçında yediği golü hatırlarsın. Ben de Volkan nece Şalke. Yapma Volkan o spikeri. Değil mi? O geliyor aklıma. Yani Uğurcan'ın da bir sürü öyle ilk başlarda yediği gol. Benim gol. En büyük dezavantajı Ataberk kaleci olur bence. Kalecilikten ekmek yer her türlü. Bursa Spor'da olmasa bile ama çok büyük bir kaleci olacağını düşünemiyorum ya ben. Çok İyi bir kaleci olur. Standart, vasat üstü bir kaleci olur ama bu fizik yapısıyla zaten oyunun kurallarına aykırı. Bir de çok iyi bir kaleci olması. Yani kaleci departmanının iyi çalışması lazım. Ona göre o fiziğini geliştirmek için de bazı antrenmanlar, çalışmalar, işte kilo aldırıp o kasları vücuda işte geliştirmeleri biraz lazım. Biraz daha 17 yaşından itibaren olacak olaylar senin dediğin. Ataberk yani gene 99'lu 21 yaşında. Gerçi bir kaleci için baktığın zaman 25 bile genç bir yaş ki Harun tabii. Tekin birinci kaleci olduğunda Bursa Spor'da 26 yaşındaydı. Aynen öyle. Güngören'de geldi 3 sene falan yani. Burada hiç sadece üç durdu. Sene, ilk sene bir maç oynadı galiba. İkinci evet. sene maç oynamadı. Üçüncü sene bir kupa maçı falan mı? Yani böyle diyor mu? Öyle bir şeyi yok yani. Seninle abi. Hafta içi bir sohbet yapmıştık yemek yerken. Bursa Spor kalecileriyle ilgili. Şimdi kaleci departmanı dedin aklıma o geldi. Bursa Spor son yıllarda neyle övünüyoruz? Kaleci departmanı. Hani Harun Tekin'e evet. kattıkları değer. Okan Kocuk çıktı. Ne olursa olsun Galatasaray aldı. Muhammed Şengezer ne olursa olsun oynamasa bile Başakşehir'de şu anda. Ataberk'i görüyoruz. Canberk bugün U19 milli takımına tabii. çağrıldı. Daha var. Mesela Canberk senin dediğin Hı-hı. fiziklere göre daha Hı-hı. kaleci duruyor. Şöyle diyeceğim ya Bursa Spor geçen sene kaç kaleci aldı Tolga dışarıdan? Ya zaten o 2-3 tane aldı. Çağlar'ı ben hadi saymadım o Onurcan, konuşumuza. Emrullah. Ya hani işte, Sumidika'nın 50 bin. Futbol aklıdan kastettiğimiz bu. Sumidika'nın 50 bin euro bana teklif ettiler olayı var ya mesela çok yazık. Bursa Spor Onurcan hiç oynatmadı. Bir tane kupa maçında oynattı. Hı. Onurcan Piri'yi gönderdi. Yerine Emrullah aldı. Onu da son hani, maç oynadı sadece. Son maç ama önemsiz maç diye Emrullah'a kaleye attılar. Hı. O maç önemsiz değildi işte. Yani Bursa Spor o maçı kazansa o playoff'u 4. sırada bitirip 5. ile eşleşecekti. İşte Tolga kurumsallık biraz önce bahsettiğimiz profesyonellik nasıl olur? Biri çıkıp diyecek ki mesela başkanı kim yapıyor? Tolga sen yapıyorsun. Tolga Bey biz kaleci transferi yapıyoruz da biz 3 kaleci nasıl alırız? Bizim kaleci departmanımız bu kadar iyi, bu kadar genç kalecilerimiz var. 3 kaleci almak doğanın şartlarına aykırı Bursa Spor'da. Bunları biz nasıl alırız diyecek bir adam olmadığı için, çoğu kulüpte olmadığı için zaten bu şekilde Sumudika'da böyle açıklamalar yapabiliyor. Evet, ya şeyle ilgili ilk şeyle ilgili söyleyeyim sana fikrimi. Yalçın Hoca ile birebir bu konuyu konuştuğum için hani rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hani neden Onurcan'ı aldık diye sordum. Hı hı. Neden yani? Biz dedik ki transfer tahtasını açtıktan sonra yani bizim hedefimiz Bursa Spor'u ilk 2'den yukarı çıkartmak. En kötü 3. olarak hani playoff'a kalmak. Direkt Yalçın Hoca'nın hedefi buydu. Ki gittiği dönemleri Bursa Spor -3 puanıyla birlikte 3. sıradaydı. Hı hı. Hani o -3 puan olmamış olsa 2. bırakmıştı aslında hı hı. takımı. Liderler arasında 3 puan ya, vardı sanırım. 2 ya da 3 puan fark vardı. Yoktu. Aynen öyle hani. Olur da Çağlar'ı zaten ben kullanacağım. Hani Ataberk'i kupa maçlarında oynatırım. İşte bir tur, iki tur, üç tur neyse. Bir şey olursa diye hani şampiyonluğa giderken Ataberk'e güvenemem diye Onurcan'a sürerim ama Onurcan diye. Da öyle bir kaleci değildi ki Tolga. Üçüncülükten geldi biliyorsun. Ya, tabii ya şu tabii, Yalçın Hoca, deyince, bak hoca ister. Şampiyonluğa Tolga, gidince. Tolga teknik direktör tabii. ister. En iyisini ben de isterim. Senin Messi isterim, gibi. Forvet isterim, kaleci isterim ama
orada her zaman olan bir kurumsal akıl, bir futbol aklı, bir profesyonel. Hocam biz bunu alamayız. Bizim camiamız bunu kabul etmez. Taraftarımız rahatsız olur. En azından bizim çocuğumuz kontenjanı var ya, evet, onu yedek kaleci olarak kullanabiliriz diyebilirdi bana sorarsan. Ya bence de diyebiliriz. Atabek için gibi, ama bu sene çok önemli dediğin gibi. Bu sene artık Atabek kaleci olacaksa bu sene olacak. Bu sene olacaksa olacak diyor mu? Bu sene inşallah olursa o işler hani, hı hı, yani biraz da ayağını geliştirmesi lazım, geliştirirse. Hani farklı bir şey olabilir. Peki şöyle sorayım sana. Oldu da Bursaspor transfer tahtasını açtı. Özlüce'den birinin ayağı takıldı, kuma düştü, petrol çıktı. Petrolü sattın, transfer tahtasını açtın. Kaleci almalı mı? Birinci kaleci. Yoksa hayır, ben başka geldi. Hani Mustafa Er'in söylediği 4-5 takviye yapacağızların arasında kaleci var mı? Petrol bulursak Özlüce'de alırız. Ama sadece transfer tahtası hani zorunluluktan açılıp şeylerce bence alınmaması lazım. Satabileceğimiz oyuncular da lazım dedik yani. Bence onlardan birincisi Ataberk. Ali Akman çünkü sözleşmesi, hı hı, var. Burak Kapacak evet. Hı hı. O da gerçi kariyerindeki ilk daha golünü attı, resmi golünü attı. Yani o ya, da değişik. Ben söylemiştim ya sana Kubilay'daki problemi. İnanmadan vuruyor diye. Evet. Burak'ta da o problem var. İnanmadan vuruyor toplara. İlk defa bakarak güzel i̇lk güzel defa vurdu böyle. Çok da boştu. Evet. Foul olduğunu düşünüyor musun pozisyon? Yok, düşünmüyorum. Çok mu şey oldum? Diarra'nın biraz bence tembelliğinden kaynaklandı, evet, ama bilemiyorum, ben çok ortadayım. Yani bilmiyorum, diğer oyuncuya çok itiraz etti. Diarra o kadar itiraz etmedi ben kenarda baktığımda. Yani Diarra da belki eski takımına karşı, evet, oynadığı için şey yapmıştır. Bu arada Giresunspor'u ben beğendim Tolga. Özellikle Caner Hüseyinbağ, stoper Sadi golü atan. Tuğra'nın ne kadar önemli futbolcu olduğunu geçen sene belki anlamıyorduk. Söylemiştik ama sana. Forvet arkası oynadığı zaman çok, evet, verimli oluyor. Yani gezinirken bile tehlike yaratıyor, fark ettin mi? Her şekilde tehlike. Çünkü niye? Şutu var. Duran, aynen, top öyle kullanıyor. Adam geçebiliyor. Golcü, skor yapabiliyor. Çok önemli bir oyuncu. Ben Ümit Şengül geçen hafta bağlandığı zaman demişti, hatırlarsın, hedefimiz şampiyonluk diye. Ben biraz açıkçası çok ciddiye almamıştım hocayı ama gerçekten Giresunspor ilk 6'nın içerisinde olacak gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor. Giresun'la ilgili, maçla ilgili son artık şeylerimi, hı-hı, söyleyeyim istersen, hı-hı, hem Giresun cephesinin. Yani bu maçtan da dersler çıkartmamız lazım. Değil mi? Sabırlı, tabii, olmamız gerekiyor. Yani bu takım bir şekilde olacak. Belki Ertuğrul Kurtuluş defanstaki bu yüksek oyuncu yok bizde. Uzun oyuncu yok. Belki o açığı o kapatabilir. Ya biraz daha oyuncu kazanmamız gerekiyor gibi. Ya Tolga, Cüneyt'in yerine mesela bir Ertuğrul denenebilir. Cüneyt 3 haftaları ben beğenmiyorum Cüneyt'i maalesef. Şöyle ekleyeceğim sana. Biz bazen, ben de hatta yani öz eleştirimi de yapıyorum. Sen de şunu abartıyoruz. Ya Ertuğrul da oynasın, İsmail de oynasın, Ali de oynasın. Ya Batuhan var. Ama sen böyle yaptığın zaman ne olur? U18 takımına dönersin. Şöyle, hem fizik olarak eksik kalırsın, hem boy olarak eksik kalırsın. Ümit Şengül ne söyledi maç sonrası? Tecrübemiz de kazandık dedi. Son 20 dakika Giresun çekildi, baskı yapamadın. Niye? Daha önce öyle bir şey yaşamamış çünkü o çocuklar o seviyede. Evet. Mutlaka. Doğru diyorsun. Şimdi Ertuğrul Cüneyt'ten daha yetenekli olabilir ki ben daha potansiyelli olduğuna inanıyorum. Ama bu şekilde de U18 takımına dönersiniz. Bu takımın, olay iyi yere gitmez. Bu takımın sağdaki, buradaki kaptanı, hani gizli kaptanı kim diye bahsediliyor? Aykut. Hı hı. Onun yanına vermeyeceksin, kimin yanına vereceksin? Mesela Galatasaray Ozan Kabak'ı kazandığında işte yanında bir tecrübeli oyuncu, arkada Muslera deli gibi bağırıyordu. Ya döve döve oynatacak Aykut onu. Öğretebileceği en güzel o. Ya ama ya işte diyorum ya, çevresini tecrübelilerle süslemen lazım. Direkt o, koyabilmen işte. Yani o Galatasaray maçına gittiğimde Bursaspor'u bizim fark ettiğimizde, küme düştüğümüzde, yani nasıl söyleyeyim? Ya diyorum ya, artık Mustara ceza sahasına çıkıp itliyordu Ozan'ı gitsin diye, nerede duracağını. Ya her pozisyon 3 kere bağırıyordu. Değil mi? Bunu da öğretebilecek Aykut var yanında. Zaten geriden oyunumuzun patronu da deniliyor Aykut için. Oyunu kursun stoperde. Ya yanında olabilecek en iyi isim bence o. Ya bir ön libero oradan rahat kazanılabilir. Şunu ekleyeyim, ben İsmail'den daha fazlasını bekliyorum. Ben de İsmail'den. İsmail mesela çünkü Onur'un dönüp Onur'dan daha çok, Emirhan'ın orta sahada daha çok şeyler vermesini ben de bekliyorum. Ama Emirhan bu maçta mesela orta sahaya geçti, çok verimli olmadı bana öyle geldi. Ya Emirhan Tuzla maçında da bence sol bekte başlayacak çünkü Onur hiç hazır değil. Evet. Onur biraz hazır olsa bile kaptan, ben de Emirhan'ın belki orta sahada direkt oynaması bile en azından sonradan girerek katkı yapabilecek bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Giresun maçıyla ilgili şöyle bir eleştirim var. Biraz da Mustafa Hoca'ya yönelik olacak. Adana Demirspor maçını da ilgilendiriyor çünkü. Biliyorsun geçen sene pandemiden sonra alınan karar doğrultusunda 5 oyuncu değiştirme hakkı verildi. Evet. Ama şöyle bir şey var. Bu 5 oyuncu değişiklik hakkını da kullanmak zorunda değiliz.
bence özellikle son maçta çok bozdu Bursaspor'un evet. oyununu. Tam böyle bir şeyler otururken İsmail Can girdi. Tam bir oyun otururken Batuhan Kör girdi. O da 5 oyuncu değişikliğini kullanmak zorunda değiliz. Kesinlikle. Mesela İngiltere'de kullanmıyorlar zaten. İngiltere'de zaten kabul etmedi kulüpler. Yani İngiltere'de falan kullanmıyor. Mourinho son maç 2 tane falan kullandı. Kupa değil, lig maçındakinde. 2 tane Hı-hı. yapmış adam skordan memnun. Yani hakkımız var diye kullanmak zorunda evet. değiliz. Mesela yani Ali Akman sahada kalır. Evet. Kalır yani. Kötü oynasa da kalır. Ya ki 2 maçta sen 90 dakika tutmuşsun. Zaten en fazla maç kondisyonu olan adamlardan biri Ali Akman. Ali Akman, evet. Burak Altıparmak, İsmail Çokçalış. Bunlar çıkmamış yani. Ne kadar kötü oynasa bile sen de eleştiriyorsun biliyorum ki haklısın. Özer. Özer 60'ta çıkmaz. Çıkmaz. Çıkmaz yani. Ben de eleştiriyorum maalesef. Ama. Keşke ya, daha iyisi girerse Samet, çıkar. Bir tane ya 80'de bir tane duran top oldu. Çıkar vurur frikikten kimse herkes izler. Yani Burak kapacak da aynı şekilde. Çok yani, iyi bir duran top silahı. Bunlar kullanılması lazım. Kesinlikle ben Özer'i çıkartmamak lazım. Ya dursun 10 numara atacaksın. Arkasına gelsin Burak Altıparmak'la Emirhan'ı koyacaksın. Ya da işte değiştireceksin. Baştan Vefa çıkacak. Vefa baktın. Son dakikalarda Özer düştü mü oyundan? Koy Ozan İsmail Koç'u. O Burak Altıparmak ikisi koysun arkada. Özer biraz daha rahat kalsın. Tabii zaten. Traore gibi. Geçen sene biz Traore'yi de rahat kullanamadık. Şu an bizde de yani Traore'den kafa kafaya diyebilirim ben. Yani Özer de vurur mu vurur. Değil mi? Frik atar mı atar, pas atar mı atar. Seninle burada yine geçen sene de konuşuyorduk Tolga. Özer kanatta oynarken. Özer'i koşturursan Özer'den verim alamazsın, alamazsın zaten. Tabii yani. Özer'i koşturmayacaksın. Nasıl? Oyuncular... Bolle Güven 3-5-2'ye dönmüştü hatırlarsın. Kemboyu evet. ileri ikiliden bir yaptı. Aynen öyle. Kembo hiç koşmuyordu. Yarı sahayı geçmiyordu ama hatırlarsın 6 maçta 5 galibiyetlik bir seri olmuştu Bolle evet. Güven'de. Hafta içi önemli bir gelişme daha yaşandı. Serdar Özkan'ın açıklamaları. Kulüpten ayrılacağımı, burada istenmediğimi gazetelerden, sosyal medyadan öğrendim dedi Serdar Özkan. Ben ilk önce istersen düşüncemi herhalde söyleyeyim. Herhalde gelen mesajlara falan bakmamış ya da işte konuşmamış ya da o sıra duymamış. Ya Tolga biz Bursa Spor'da bu kriz yönetimlerini yapamıyoruz. Şimdi evet edilen bir kavga var, bir tartışma var Altın Ordu maçı sonrası ama yani zaten bu oyuncular kolay oyuncular olsaydı herkes teknik direktör olurdu veya herkes bir şeyleri yönetebilirdi. Zaten buradaki espri, buradaki zorluk onları yönetmek. Mustafa Er kendi açısından bir şey söyledi basın toplantısında. Buranın huzuru için evet. yollarımızı ayıracağız dedi. Ama Serdar Özkan'ın saha içerisinde verebilecekleri benim hayalimde bu takımı daha üst bir seviyeye yükseltiyor. İyi bir Serdar Özkan sahada olduğu sürece. Bence büyük bir kayıp saha içinde. Saha dışında Mustafa Hoca hiçbir şey diyemem. Haklı mı haksız mı onu zaten zaman içerisinde göreceğiz. Benim demeye çalıştığım nokta bu kriz yönetimlerini Bursa Spor maalesef yönetemiyor. Selezno problemi, Sako problemi, Sako'ya izin veriliyor. Jires Kembo problemi, Serdar Özkan problemi. Bir problem olduğu zaman hemen oyuncudan vazgeçiyoruz. Biz değersizleştirmeyi çok iyi yapıyoruz. Kubilay da ne olursa olsun o şekilde. Evet. Yani Serdar Özkan konusunda ben çok önemli. Yani, bence ligin en önemli silahlarından birisi olur. Tabii ki tabii en ki. En önemli kanat oyuncularından birisi. Kim geldiyse gelsin bu lige. Serdar Özkan yürüyerek adam geçer. Tam Bursa Spor'un ihtiyacı olacak bilmiyorum. Oyuncu. Diyorum ya, Altın Ordu deplasmanında evet yaşananları biliyoruz. Hani oyuna girmediği için sıkıntılar yaşandı. Ama içeride hoca ile birbirine neler dediler onları tam bilmiyoruz. Neden bu seviyeye ya, gelindi? Ya Tolga Alex Ferguson Beckham'a krampon fırlattı. İşte, yani buradan döndü Beckham. İşte, bu kadar kırılgan olmamalıyız yani. Bunlar, ben onu diyorum. Zaten kavga yoksa sıkıntı var. Hoca fırlatsa evet. Zaten bu yerlerde, öyle yerlerde hocanın dediği oluyor. Bizde biraz hani bu şeyler oyuncuda döndüğü için sıkıntı ya oluyor. Oyuncu da yapabilir ama bence yani mesela Balotelli'yi yönetmek kolay mı? Balotelli değil. O zaman Bursa Spor'a gelse hemen kadro dışı bırakılacak. Mesela, bu en kolay yöntem. Bunu ben de yaparım. Bu yöneticilik değil ki. Sen de biraz aynı şey diyorsun. Ben de başkan adayı olsam bunu yaparım hayır, gibi. Hayır ben de yaparım çünkü bilmediğim için. Bu bilmeyen birinin yapacağı bir şey. Çünkü şey yok şu anda Tolga. Bağlantı yok yani. Neler? Sportif direktör mü dersin, genel kaptan mı dersin? Yönetimle futbolcuları bağlayacak bir ara etken yok. Bence doğru söylüyorsun. Şu an mesela yerlerde, Serdar Özkan'la Mustafa Er'i oturup konuşturabilecek bir adam yok. İşte, ya gelin şu bir an var aslında. Özel'le Aykut'un yemek bunu yapması yiyelim. Lazım. Ama ne olursa olsun futbolcu. Tabii ama bunlar bu işin var. Kaptanlar hani
Bu işim var. Hocam Serdar'ı çağırdım. Siz de gelin. Özer kaptan. Özer çıktı mı? Aykut'a gidiyor ama kaptanlık o zaman. Özer bunu yapmadığı için ben Özer'i eleştirmem. Ama bir idari menajerin, genel menajerin olsa, Adil Cenkçiler biliyorsun yollar ayrıldı. Evet. Resmi bir görev açıklanmamıştı ama o boşluğun bence mutlaka doldurulması lazım. Bu kadar bence genç de, futbolcu varken hem de. Bence de doldurulması lazım ama diyorum ya onu yani bakalım şu maçtan sonra Erkan Kamat'ın bir basın toplantısı olacağı ve başkan da geçen hafta da açıklama yapacağını söylemişti. Her şeyi söyleyeceğini söyledi. Büyük ihtimalle 5'inden sonrasını bekliyor. Evet, yani, büyük ihtimalle transfer ne sonrası yapamayacağız diye. Çünkü sorular çok belli. Yani Samet gidiyoruz. Hoca bile transfer tatlısının olacak diyorlar. Yani Mustafa Er'in işi değil ki transfer tatlısını açtırmak. Bu eksi 3 puan olayıyla ilgili istersen bilgi ver. Eksi 3 puan. Şu an bugün ben yönetime gittim. Yönetime gittim. 29 dosyadan müdürümüz yazmış 19 dosyayı. 21 dosyaya çıkartmışlar bugün. Hani 8 kalmış, dosya 8 falan yani. Kalmış. Onlar da büyük ihtimalle alacakmış. Bu eksi 3 puan için. Eksi transfer tatlısı için zaten değil. Bir ceza gelmişti. Yani Mesut Mesut'tan süre attırmıştı yani. İşte geçen gün de bir TFF biraz da uzatmış sanırsam o sürelere. Hani bir sürü takım için. 15 gün ek süre verildi. 15 gün Eskişehir için Spor için, Bursa Spor için, Balıkesir için. Spor için yanılmıyorsam. Evet. O yüzden bu 8 dosyayı da bu hafta içinde daha halletmeyi planlıyorlar. Gene Erkan Komat yok dönüyor. Benim son aldığım bu yöndeydi. Belki akşam üzeri o sayı daha dağıtmış olabilir. Hani çalışıyorlardı. Şu an çok önemli çünkü Bursa Spor 0 puanda olabilir şu anda. Evet. Aslında. Tabii bu ki de 0 puanda olabilir. Bu çok büyük bir demoralize edecek bir şey takımı. Umarım halledilir. Büyük bir başarı olur. Yönetimin büyük başarısı olur. Ne olursa kesinlikle olsun transfer tahtasını açamadı diye ben Erkan Kamat yönetimini eleştiremem. Çünkü şöyle düşün Tolga. Evet parayı buldun, denkleştirdin, son taşa kadar suyu sıktın, açtın. Transfer hangi parayla yapacaksın? Yok. Gene verdiğin oyunculara para veremeyeceksin. Ona gene ben şeylerle. Erkan Kamat yönetimini eleştiremem. Bu çünkü evet, birikmiş bir durum. Ama ya diyorum ya bizim artık Samet maç kazanıp bu çocuklara prim parası yavaş falan yavaş bulmaları lazım. Tuzla maçına da geçelim. Tuzla maçında yani Erdem gibi, İsmail Konuk gibi tanıdık isimler var. Tuzla 3 maç 7 puan. Alt taraftan geliyorlar. Bence kadroları iyi kadro. Orada tabii da işte tecrübelileri iyi oturtmuşlar. Şeyi bu kiraladılar. Konyaspor'dan Turam'ı geçtiğimiz evet, sezonun ikinci sen arasında. En az bu hafta da gol attı. 1 yaptı. 9 kaldı. 9. Haydar Yılmaz var. Alanyaspor'a yıllarını kaleci veren. Polonyalı bir orta sahaları var. İsmini buraya not almıştım. Paçko. Paçko'yu izlemedim. O da çok iyi topçu. Polonya liginden gelmiş. Ya bizden iyi kadroları var. Tuzla Spor'un kadrosu bizden ama iyi. İşte sadece oyun kadro planıyla kazanmıyor. Oyun planına bakmanız lazım. İşte Giresun maçında onu göremedik. Umarım bu Giresun maçta görürüz. Ya bizim maalesef iç sahalardaki maçlarda sanki daha çok kazanacağız şeyle gidiyor. Hani Mustafa Er için direkt bu ayrımı yapamıyorum. Çünkü daha geçen sene bir Kırşehir macerası oldu. Bursa Spor'da parça parça oldu. Şu an aslında resmi olarak ilk görevi de diyebiliriz Mustafa Er için. Bence öyle. Hani ilk defa ateşten gömlek giyiyor. Bu ligde böyle. Ya son haftalarda hoca takımı denk aldı ama sezon başı bir takıma başlamak çok farklı. Tabii ki. Bunu ilk defa yaşıyor Mustafa Er. Yani hazır bir takım var. Siz dışarıdan görüyorsunuz hataları şeyleri. Ona göre direkt zaten reçeteyle gidiyorsunuz. Ama şu an reçete yok. Hiçbir şey yok. Siz bir şey oluşturacaksınız. Oyun planı şeyi. Tuzla maçında ya diyorum ya iç sahada biraz daha hücuma kazanma yönelik ama dışarıda böyle ne bileyim biraz daha kapanalım önce oyun tutalım sonra atarız biz oyunu tutarsak hani bir gol atarız diye ki Bursa Spor her maçta gol attı 3 maçta da gol attı diyor mu biz oyunu tutabilirsek aslında gol atabilecek yeteneklerimiz var birkaç pozisyon yaratıp o yüzden Tuzla maçında da ben biraz daha böyle daha sağlam bir orta saha bekliyorum. İstersen ilk 11 tahminlerimizi de yapalım beraber. Kalede Atabek başlar büyük tabii ihtimalle. İsmail olur. Bence Cüneyt, Aykut, aynen, Emirhan'ı bozmayız. Orta sahada 6 parmakla Özer'in forması garanti. Üçüncü Vefa da olur gibime geliyor. Vefa çünkü bu hafta sakatlanmadı. Hani sanmıyorum. Ben gene Vefa'yı bekliyorum. Ben orada Ramazan'ı bekliyorum. Ramazan veya Ozan İsmail'den birini bekliyorum. Benim tercihim Ramazan olur. Sağda yine Burak başlar herhalde. Sola Recep'i alır. Veya solda Burak başlar, sağ Recep başlar. Recep sağ Giresun başlar, ileride de Ali Akma. Yani ilk 11 zaten çok fazla düşünmeye aynen, gerek çok yok. Fazla değişecek aslında bu şey da yok. Çok büyük dezavantajdı Olga. Şimdi Tuzla Spor bu hafta bütün hafta rakip analizi yaptı. Bu ilk 11'den en fazla iki oyuncu değişir, en fazla. Ya hani Ramazan olmaz da Ozan İsmail olur. Ben o olmaz aslında Vefa çok olur şey yapmıyorum ya Samet. Ya o çok önceden çok nostaljik geliyor onlar. Hani böyle diyorum büyük maçlarda böyle ne bileyim derbilerde ya da işte hocaların bir anda böyle değişik bir oyuncuyu sürmesi böyle. Ama şöyle bir dezavantajınız var. Çok iyi bir kadronuz olsa zaten tarihe baktığın zaman başarılı olan kadroların hepsi sayılan kadrolar. İlk 11'leri sayılır. Neler yapacakları belli olmayan, sürpriz oyuncular barındıran kadrolar. Bursaspor'un ama şu an öyle bir şey yok.
Herkesin neler yapacağı az çok belli ve kolay önlem alınabilir bir takım haline dönüşebilir Bursaspor. Benim korkum bu. Eğer sağlam bir oyun planı oturturamazsa Mustafa Er. Yani ben o kadar çok katılmıyorum. Dediğim gibi doğru olabilir ama ona göre siz de bir plan yaparsanız. Yani rakibin de sizi bildiğini düşünerek belki farklı bir planla çıkarsınız siz de. Belki de bu hafta sola Onur'u koyarak şaşırtmayı düşündü yani, hoca belki de. Belki de işte. Ya diyor mu? Belki Recep olmaz da yani oraya Çağatay'ı koyar. Gene bilinmez bir oyuncu. Yani rakibinin Tuzla'nın onun çok fazla ne yapacağını bilmiyorum. Ya o yüzden inşallah kazanırız şu devre arasına Samet Yastar. Zor maç. Çok zor maç. Cumartesi günü saat 14'te oynanacak. Ümraniye Stadyumu'nda oynanacak Tuzla Spor maçı. Tuzla Spor da bu sene biliyorsun. Evet. Lige geldi. Onlar da sahipli bir kulüp. Bir AŞ kulüp. İyi kadroları var. Yani küme düşmeyecek bir kadroları var. Playoff yaparsa benim için sürpriz olmaz bir kadroları var. Bakalım Cumartesi günü. Playoff'u zorlanırız yani. Bence 7-8 olabilirler. Onlar da kolay gol atan bir takım. Yani 7-8. Az gol yiyen, kolay gol atan. Geçen maç Menemen'e deplasmanda 5 gol attılar biliyorsun. Penaltılar da vardı ama Erdem var, İsmail Konuk var, tanıdık isimler bu takım, var. Bu takım neyim ben? Skor çalışmak tahmini. Lazım. Skor tahmini. 2-1 diyeyim ya bu sefer gene. 2-1 Bursa Spor. Evet. Ben de 1-1 1-2 diyorum. Yani gene 1-2 onu bir tutturduk biliyorsun. Ben de 1-2 tutturduk diyorsun, oradan gidelim. Evet. Ben de 1-1 diyorum. Tuzla Spor, Bursa Spor karşılaşması için skor tahmini olarak. Ekong Tolga, o konuyu konuşalım istiyorum. Evet. Ekong biliyorsun. Belçika Ligi takımlarından. Ben beğendiğim stoperlerden biriydi, izlemeye başladım. Bir o tabii. Galatasaray maçında bir fark yediğimiz bir maçta ne olursa olsun Nijerya milli takımının kaptanlarından biri olan, evet, stoperde oynayan, halen 27 yaşında olan Bursa Spor'un geçtiğimiz sene değil, ondan önceki sene başı küme düştüğü Udinese'ye sattı. Bir stoper. Evet. Ekong Watford'a transfer oldu. Geçen sene Premier Lig'den küme düşen, bu sene Championship'te mücadele edecek Watford'a transfer oldu. Benim araştırdığım kadarıyla resmi bir açıklama yok. Çünkü Watford'da Udinese'nin sahibi aynı şirketin takımları. Bir İtalyan firmasıyla İngiliz firmasının ortak bir yapısı sanıyorum. 8-10 milyon sterlin arası bir bonservis olduğu söyleniyor. Hadi 8 diyelim. Aha. Yani 10 milyon euro. 10 milyon euroya Ekong Udinese'den Watford'a transfer oldu. 27 yaşında Nijerya milli takımının stoperi. Bursa Spor buradan hiçbir şey alamadı. Çünkü o zaman satış yapan yönetim sonraki satıştan pay koydurmadığı için şöyle düşün. 3'e sattın. Udinese de 10'a sattı Watford'a. Kardan aldığın için 7. %10 koysan 700 bin euro. Euro ile çarp. Yani, şu an -3 puanı kaldırırdın. Hiç, evet, öyle bir ihtimal olmazdı. Yani kalan 8-9 dosyayı da parasını öderdin. Ya böyle şeyleri niye yapamıyoruz bilmiyorum. Bakan Buda da yapmadı Bursa Spor. Evet. Biliyorsun Villarreal'den 41 milyon euro yanılmıyorsam Beijing Guoan'a transfer, evet, oldu. %10 koysanız 7,5'tu. 4 yani, milyon euro. 32 milyon euro. 4 milyon euro. Evet. 4 milyon euro yakın bir ücret yani. Bunlar çok yani, basit şeyler artık Tolga. Yani artık Samet bizde söylenmesine gelmiyor. Gerek bizde olmaz. Bizde 5 sene sonra gelir. Bizde yok öyle bir şey. İşte yönetimlerde burada zaaf ortaya mesela çıkıyor. Bizde hani Türkiye Ligi'nde şu an biraz sıkıntı var diye biliyorum bu konuyla ilgili. Hani federasyonun aldığı konularla ilgili o 6 ay kala hani Emre Kılınç'la falan Galatasaray anlaşıyor yani. Direkt açıklayamıyor biliyorsun. Hı-hı. Bize bir Cenk'in transferi açıklanmıştı sanırsam. Hı-hı. Çünkü illa şaibeler karışıyor, öyle şeyler, bir şeyler oluyor yani. Bitmiyor transfer. Bizde ya Bosman kuralı var. Son 6 ay söylediğimizi kaldığı zaman futbolcu hani FIFA'nın kuralı bu. İstediği takımla görüşebilir, transfer görüşmesi yapabilir. İşte bizde öyle değil ama yani. Bizde kulüpten izin alman gerekiyor. Biz sonra iş bitti diyelim, sezon bitti. Kimler acaba dışarıda boştaydı diye bakıyoruz. Öyle bakarsan ya, millet, çok geç kalmış oluyorsun. Millet ocakta almış. Ocağın birinde 31 Aralık gecesi millet kimlerin düştüğünü biliyor. 1 Ocak'tan itibaren de bakıyor. Bunun ilk söylenmesi bitiyor. Hemen şey kuralım. Tolga en basit örnek Lewandowski. Lewandowski'nin Bayern Münih'e gideceği Borussia Dortmund'dan, evet, Şubat ayında belli oldu. Evet. Bizde şu var ama ya oyuncu oynamaz. Biz her şeyi fesat bir bakış açımız olduğu için oynamaz. Bilerek sene, gol atmadı, bilerek pas vermedi. Olay oraya dönüyor Bayern maalesef. Bayern Münih'i Dortmund Lewandowski sayesinde, hı-hı, çeyrek finalde ya da yarı finalde edip şampiyonlar ligi finali oynamıştı. Hı-hı. Lewandowski gitmiş bak hani takımdan belli. Sene sonu Dortmund'da değil. Ama adam şampiyonlar ligine çıkarttı o takımı. Ya biraz işte samimiyet olmuyor bizde. Hayır, bizim transfer olayları da ya. Yani bizim de yapmamız lazım. Avrupa'dan kimin bitiyor sözleşmesi? Yani senin veremeyeceğin bütçeler var saldırıyorum. 10 milyon euro istiyor bu adamlar. 6 ay kala gidersin adamı dersin ki al 2 milyon euro imza parası. Atma oraya imza, bana gel. Adam niye zaten direkt hiç bakmadan kazanacak?
Doğru söylüyorsun. Ya bizim transferleri de geliştirmemiz lazım kendimizi. Birçok şeyde yöneticilerin gelişmesi lazım. Birçok şeyde geliştirip artık sağlam adımlarla ilerlememiz gerekiyor Türk futbolu adına. Tabii son zamanlarda yapılan en başarılı sözleşme bence Alexander Sörloth'ta yapılan sözleşme. Kesinlikle. Yani Trabzonspor malı olmayan bir futbolcuyu, para bonservisine para vermediği bir futbolcuyu bir sene oynatıp hem faydalandı, kupa kazandı. Ne olursa olsun ikinci oldu. Hem de bonservis kazandı. Bence okullarda okutulması gereken bence bir çok önemli bak. Transfer böyle, başarısı. Böyle transferler geçen hafta lazım. Derbi oynandı. 0-0 bitti. Çok fazla konuşulacak bir şey yok. Zaten derbiyle ilgili. Topun oyunda kalma süresi skandaldı. Hani 40 dakika. Samet, çok yani, üzücü yani. Biliyorsun yani hani Bursaspor şampiyon olmuş bir takım biraz daha farklı yerde koyabilir son zamanlarda ama hani gerçi kameraman arkadaşlarımız da kalktı galiba biz artık hadi gidin der gibi. KDK'cimizi de aldılar. Misafirliklerdekiler gibi böyle. Yani son cümlemi de bitirmiyorum o zaman. Çok teşekkürler Tolga teşekkür değerli yorumların için. Değerli izleyenler bu hafta ikili oyunu tamamlıyoruz. Önümüzdeki hafta Perşembe günü saatler 22'yi gösterdiğinde biz yine burada olacağız. Şimdilik hoşçakalın, iyi akşamlar.